oyuncu sok, oyunu soğuttur, bilmem ne yap. Yap bir şeyler yani. Yapmadı bugün. Yap. Yani bir puan da kötü değil. Hani ikinci sıradaki takımla da aramızdaki puan farkını koruduk ama diyor. Oyuna baktığımız zaman skordan memnun olmak mümkün değil demiş. Ya ben Beşiktaş için kısa bir şey söyleyeceğim Ender. Burada hep dile getirdik. Onu da sevmiyorum. Yani dile getirin falan. Bunlar böyle çocukça laf gibi ama bir şey acizane dilim döndüğünce söylemeye çalıştım. Beşiktaş takımı hatırlarsın. Hatta Malatya maçında da gördük. 1-0'dan sonra oyunu tutamıyor. 1-0'dan sonra çok fazla oyuncuyla hücuma gidiyor. Kırılma anlarını kendi lehine çeviremiyor. Her anda gol yiyebilir. Yani bunu hep burada konuştuk hep beraber. Bu yediği gol tesadüf değil. Daha önce Malatya'da bunu yaşadı. Gençler Birliği'nde Cenk girinceye kadar 88. dakikaya kadar mesela oyun 1-0 ora Gençler Birliği'de gol kaçırdı. Yani Beşiktaş'ın maçı bazen bir bölümde goller kaçırdığı zaman kırılma anını lehine çeviremediği zaman o düelloya dönüyor. Hem rakibe pozisyon veriyor hem de kendi de pozisyona giriyor. E bugün Fenerbahçe o pozisyonu gol attı. Yani orada Beşiktaş takımı oyunun son bölümlerinde 1-0'ı doğru oynamıyor. En büyük sıkıntısı bu. Geçtiğimiz haftalarda hep bunu dile getirmiştik hasbelkader. Hep burada konuşmuştuk hatırlarsın. Beşiktaş 1-0, 3-0 gibi oynuyor. Yanlış. 1-0 oyunu tutmak farklı bir şey şampiyonlukta. Özellikle son düzlükte. Bugün Fenerbahçe işte o bölümde golü buldu. Hatta 2-1, 3-1'i bulurdu Fenerbahçe o bölümde. Tabii. Peki Gürcan Megiç, az önce fotoğraflarda da geldi ekrana. Altay Bayındır ağlayarak çıktı oyun alanında. Yani buna benzer bir hırsı, bir arzuyu ya da kazanamadığı için duyulan üzüntüyü diğer Fenerbahçeli futbolcularda pek görmüyoruz biz. Yani dışa vurum olmuyordur ama sonuçta Gustavo'nun konuşmalara baktığımız zaman saha içinde ki duruma baktığımız zaman yani kötü koşmadı Fenerbahçe takımı. Kötü oynadı ama kötü koşmadı. Mesela Beşiktaş'ın müthiş bir pas kalitesi var. Hem doğru noktalarda yani başını kaldıran oyuncu tık tık en az iki tane pas seçeneği görüyor. Pas şiddeti, pas kalitesi de çok iyi. Şimdi en iyi oyuncu kim diyorsunuz? Perkas. 5 metre ötesindeki Ferdi'ye top atamıyor. Ya da 2 metre gerideki. Yani o noktada bunun karşılığı, pas kalitesinin düşüklüğü mü? Maçın ortamını kaldıramamış mı oyuncuların? Çok baskı yemesi mi? Şimdi bugün kazanması gereken takım Fenerbahçe'ydi değil evet. mi? Maça çıkarken. Hocanın da dediği gibi Reha Hoca'nın. İlk 20 dakika dengeyi kurduktan sonra hiç Fenerbahçe'nin ben bu maça kazanırım vücut dilini gördük mü sahada? Yani son 10 dakika. Çok ciddi şekilde bence mental olarak da o problemleri yaşayan bir takım. Bu da Erol Hoca'nın çözmesi çok güzel mesela. Ender söyledi. Sen de çok güzel bir konu açtın. Takım cesaretten diyecek Erol Bulut. Gürcan. Yani sen oyun planı olarak değil ortalardan mi? Ortalardan başka ne gördük abi? Bana söyler misin? Tehlike yaratan. Beşiktaş çok farklı işler yaptı. Caner'e veriyorsun ortalıyor şişiriyor cepheden. Çıkıp vuruyorlar abi. Ki bazılarını sona gol, da indi bugün Caner. Gol öyle mesela güzel bir vuruş golü. Yani. Ama Beşiktaş'ın ya, girdiği Caner. Pozisyonlara bak. Bir de Erman Hoca o 100 ortanın biliyorsun istatistiklerde ikisi gol oluyor. Yani 50 ortanın biri yaklaşık. Düşünebiliyor musun? İyi de şimdi... Bir de onlar kontra atak rakip için hızlı ucum geçişler. Alamadın ikinci topu, ribantı. Rakip aldı, kazandı. Bir çıktı, seni de eksik yakaladı. Çok gol yakaladı, üretti. Faydalanamadı. Şimdi 5 olurdu maç ya. Tabii. Öyle. Yani ama Beşiktaş'ın da tek ucun planı Abubakar gibiydi bugün. Tabii. O da var yani. Öyle olduğu için maç yani, böyle zaten. Bir tabii yani Beşiktaş. Abubakar Beşiktaş'ın alfa karakteri tabii. Ya. Gürcan sezon başından beri alfa oyuncusu Abubakar. Şeye baktığınız zaman mesela daha önce de Galatasaray maçında mesela Samat'ta Wellington geldi. Vida geldi arkadan bir dokundu bir canını acıttı onun. Ondan sonra Samat'ta'yı sola çıktı seyretmeye başladık. Mesela bak yani iki santrafora... Sen Samatta'nın oynamasını bekliyor muydun? Sen bekliyor muydun hocam? Samatta'yı mesela. Ya şutu yok. Bekliyor muydunuz mesela? Ben beklemiyorum. Hayır. Siyam diyor şu. Şu var. İki santrafor i̇şte, arasındaki fark yani bir can acıdı, bir ya, korktu. Erol Bulut'un temasından pat çizgiye çok kaçtı. Çok doğru söylüyorsun. Bak, ondan Erol Bulut'un böyle kadro istikrarsızlığı var. Bir anda bakıyorsun herkes Tiyan bekliyor. Tiyan bir maç Samatta'yı çıkartıyor. Samatta'yı geçen Göztepe maçı bir maçta da başladı. Hatırlıyor musun? Bir tepki geldi. 3 maç yine oynatmadı. Tekrar bu maç tekrar şapkadan tavşan çıkartır gibi Samatta'yı ilk 11 başlattı. Larin oyunda ne kadar kaldı? Larin 70'e kadar kaldı galiba. Yok kaçtı ya. Şimdi Larin'in sarı kartı var. Ve Larin hırslı bir oyuncu. Her an ikinci sarı kartı alabilecek bir adam. Ve Larin sarı kartı gördükten sonra duraklama devrine girdi.
Artık onda işaret belki. 89'da çıkmış. Tabii tabii. Bir sarı kart daha alır mıyım diye korkuyor. Laiş ne yaptı? Ama çok çok önemli gol önledi ha. Laiş ne yaptı? Terkası yaptı bir şey var. Bir düşünün. İlk yarı orta sahada Beşiktaş. Josef var. Atiba var. Laiş var değil mi? E Beşiktaş forveti top alamadı ki ilk yarı. Orta sahaya geldiler top almaya. Beşiktaş forveti orta sahaya top almaya geldi. İkinci yarı biraz hareketlendiler. Yani bugün benim tahmin ettiğim Beşiktaş'tan daha düşük şekilde oynadı Beşiktaş. Ama bugün zaten... Sergen de bugün bir kendine bir baksın sorsun. Bir öz eleştiri yapması abi, lazım mı? Sergen bu maçta bir öz eleştiri yapması lazım. Abi bu maç Sergen için ve Beşiktaş için önemli bir maçtı abi. Bakın şunu söyleyeyim. Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Fatih Terim. Gelmiyor daha sonra. Sergen bunu yakalayacak bu sene. Yakalayabilir mi? Sergen bu sene iki kupa kaldırırsa bu isimlerin önüne geçebilir. O şansı var. Bugün o şansın birini sakatladı Sergen bence. Bugün rakibin birini uçuruma atacaktı. Diğerinden kalacaktı. Diğeri zaten mağlup olmuş. Ama şimdi bakıyorum Sergen'in konuşmasına. Diyor ki rakibimden diyor yaklaştırmadım. Öteki de mağlup oldu. Onu da bir puan geçtim diyor. Sergen hani sen onlara bakmıyordun? Şimdi ama hani sen Erman şeye bakıyordun. Yani Sergen'i bugün biraz şey gördüm, pasif gördüm. Erman abi 7 tane kaleci kurtarış var. Yani bir teknik adam daha ne yapacak ya? Yani burada değişiklikleri daha önce yapabilir. Maçı 1-0'da tutabilir ve haklısın. Verebilir miyiz? 16 tane kaleci kurtarır. 16 tane. Yani, ben oyuna öyle bir müdahale ederim ki topçuyu bile şaşırtırım ya. Neden bahsediyorsunuz? Yani mesela ne yapardın? Değiştiririm abi ya. Her şeyi yaparım ya. Oyuncun atamıyorsa 1-0 bitirirsin onu. Yani biraz daha oyunu soğuk, erken yaparsın. Ne 1-0 raketlersin oyunu. Yani Erman Hoca'nın ve senin söylediğin görüyorsun. Hocam değil mi? Oyunu erteleyip skoru oynarsın. Gol kaçırıyor Erman Hoca. Feyyaz Hoca diyor ki gol kaçar. Evet onlara bir şey demiyor. Baktın olmuyor. Öndesin çünkü. Bir şey yok. Diyor ki oyunu erteleyip hamlelerle skoru koruyup 1-0 maçı bitirmek. Sergen Hoca için de tamam, diyorsunuz bir eşik maçıydı ileriye dönük gibi. Evet. Çok önemli. Doğru mu hocam? Çok önemliydi. Hocam Enkudu'yu aldı. Şey aldı. Mensa aldı. Başka kimi alabilirdi oyunu? Hocam aldığı yani önemli değil. Yani oyunu erteletebilecek. 89. Yani Larin'i çıkardı. Kimi aldığı değil 89'da. Ne zaman aldı? İlk değişikliğini Laiç'le yaptı. Ondan sonraki şeyleri gecikti yani. Abi empati yapın. 88 neden yaptı? Laiç de çok kaldı size. Ama sahada. Çok kaldı. Laiç bile çok kaldı. Ki bu takım hafta içi de kupa oynadı. Yani kupa daha oynadı. Erken yapması lazım. Ya hoca dün ben özellikle Laiç'i sordum. Ya ilk 11'de mi oynayacak diye. İlk 11'de geldi bizim. Onu özellikle sordum Laiç. Olmaz abi şu anda Beşiktaş'ta olmaz. Siz bir hatta kişi, emin mi dediniz? Bir kişi eksik oynadı Beşiktaş bugün ilk yarı. Birisi Josef, birisi Atiba. Şimdi üçüncü adam gitmiyor topu ileriye. Gitmeyince forvet geri geliyor top almaya. Kimle başlaması gerekiyor? Sen Abu Bakar'ı. Abi var orada. Ya. Yani top yapabilecek oyuncular da var. Oğuzhan'ın var, şeyim var. Mensah var. Daha... Mensah hepsi var. Yani bence Laiç'te çok takıldı. Hatta ben ikinci yarıya Laiç'ten çıkmaz dedim. Ama çıktı. Ama ilk onu aldı. Bir defa orada geç kaldı. Sonraki oyuncularda da geç kaldı. 1-0 öne geçtin artık abi. O maçı bitireceksin. 1-0 öne geçmişsin Fener'e. O maçı bitireceksin. Oyunu durduracaksın. Evet. Oyunu soğutacaksın. Bitireceksin abi. Ona göre hamleler yapacaksın. Beşiktaş'ta böyle bir kültürü yok hocam. Yok, yani 2-0 öne geçtiğinde de hiç aynen. Oyunu geciktireyim diye bir şey yok. Olmaz. Aynı oyunu devam olmaz. Ediyorlar. Evet, aslında evet bu... Şampiyonluk yolunda belki de böyle bir şey olması lazım. Hoca, böyle bir tasarrufun olması lazım. Dünyanın en iyi takımları lazım. Bunu yapıyor ya. Yapıyorlar hocam. Bir, yani Beşiktaş'ta böyle bir şey geliştirmesi lazım. Şampiyonlar Ligi'nde yapıyor adam ya. Belki futbolcun yapamaz ama kenardan teknik yapsan, adam evet. Yapabilir bravo. Hocam. Oyun hafızası yok Sergen böyle. Yani oyunu tutma hafızası yok hocam. Evet. Yok. En büyük sıkıntı o. Evet. Ya oyunu tutayım bir hafıza yok Beşiktaş'ta sezon başından beri. 1-0 mı? Dakika 95. Bir top mu yakaladılar? 7 kişi ucuma çıkıyorlar. Ya bu doğru değil. Şampiyonluğa oynayan bir takım bunu sezon başı yaparsın ama sezonun artık son finalinde oyunu tutman gerekir. Orada Erman Hoca'nın da söylediği diyor ki yani o bölümde oyuncu değişiklikleri geldiğinde oyun olarak Sergen Hoca'ya diyor ki oyunu tutman gerekir. Belirli bir bölgede, belirli bir blokta durarak Fenerbahçe'ye pozisyon vermeyip oyunu soğutup skora alıp maçı bitirmen gerekir diyor. Şimdi bak bunu hoca da yaptı geçenlerde. Gürcan mı? Gürcan ne diyeceğim şimdi Gürcan'a? Bak. Geliyor sana. Hayır.
Ersun Yanal, Ersun Yanal. Otobüsü çekiyor, al bak otobüsü gördün mü, ne yaptı otobüs? Ha? Otobüs mü geçirdi kamyona, geldi finale. Öyle otobüs potobüs yok abi. Elindeki imkan neyse onu yapacaksın. Elindeki imkan ne? Ya ben eleştirmedim ki otobüs çekti yani. Ersun böyle yapıyor. Adam finale geldi. Ve final kolay olmayacak ha, onu size söyleyeyim. Hayır ben niye...